Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere şifrenizi nasıl daha korunaklı halde saklarsınız, bundan bahsedeceğim. Eğer siz de benim gibi bir sürü şifreye sahipseniz ve bunları bir deftere ya da Excel dosyasında saklamaya korkuyorsanız, birazdan anlatacağım yöntem sayesinde verileriniz, daha doğrusu şifreniz çok daha güvende olacak. Normal şartlarda Chrome ve birçok programın şifre saklama özelliği var, ancak ben onlara güvenmediğim için şifrelerimi kendim saklıyorum. Bunun için de basit bir yöntem geliştirdim. Bunu da şimdi size göstereceğim. Öncelikle masaüstünde bir Excel dosyası oluşturuyorum. Excel dosyama normal bir isim vereceğim. Casebank dedim ve Excel'imi açıyorum. Burada normalde mail adreslerim, burada da şifrelerim oluyor. Öncelikle bu kısmı anlatayım. Arkadaşlar, şifrenizi şu şekilde yapın. Atıyorum, baş harfiniz, soyadınızın baş harfi, doğum tarihiniz diyelim, örnek veriyorum. Ve sonrasında arkadaşlar alta geçtiniz. Yine bir mail adresiniz var ya da Facebook adresiniz var. Yine baş harfiniz, soyadınız, yine doğum tarihiniz. Şimdi bunları buraya yazdınız. Çalınma ihtimaline karşılık şuraya hiçbirinin sonuna koymadığınız bir karakter olsun şifrenizde. Örnek veriyorum, ben tire tire diyorum buraya. Buna da tire tire diyorum. Ama buraya bu tireleri yazmıyoruz arkadaşlar. Bu normalde bu şekilde gözükecek. Biz sonunda tire olduğunu bileceğiz ama buraya yazmayacağız. Bunları buradan siliyorum. Şifreleri bu şekilde oluşturduk. Gelelim nasıl korunaklı hale getireceğimize. Öncelikle dosya bölümüne giriyoruz. Çalışma alanını koruya basıyorum ve buradan parola şifreliğe geliyorum. Şifreyi belirledim. Tekrar gireceğim. Bunun şifresini unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ve Excel'imiz şifrelendi. Kaydet diyorum. Çıkıyorum. Açmak istediğimde benden şifre isteyecek. Gördüğünüz gibi açtık. Şimdi bu sadece Excel'deki şifreleme. Gelelim bunu daha korunaklı hale getirmeye. Benim bir adet flash belleğim var. Öncelikle bunu flash belleğimin içine atıyorum. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi sıra geldi bunu daha güvenli hale getirmeye. Flash belleğimize sağ tıklıyoruz ve BitLocker'la aç diyoruz. BitLocker başlıyor. Bu arada bu Excel'i kendinize mail atmayı unutmayın. Her ihtimale karşı flash belleğiniz çalındığı takdirde muhtemelen bu şifreleri kırmaları zor olacak. Hatta imkansız olacak. Ama siz şifreleri kaybetmek istemiyorsanız kendinize yine de bir mail atın. Buraya ben şifre giriyorum. Tekrar giriyorum. Sonraki diyorum. Buralarda hiçbir değişiklik yapmanıza gerek yok. Dosyayı kaydet diyor. Dosyayı belgelerime kaydediyorum. Sonrasında yine kendime mail atıyorum bu belgeyi. Şifreyi unuttuğum an bu belgeyi ile açabiliyorum. Buralarda hiçbir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sonraki diyorum. Şifrelemeyi başlat diyorum. Ve gördüğünüz gibi şifreleme ekranı geldi. Şu an şifreliyor. Şu an Excel'de şifre var. Flash'ımda şifre var. Ben flash belleğimde saklıyorum şifrelerimi. Hem flash'ım şifreli, hem Excel'im şifreli. Bu sayede şifrelerime ulaşamıyorlar. Ben de şifrelerimi sürekli olarak yanımda gezdiriyorum. Şifrelerimin çalınması ve kaybolması ihtimaline karşılık da hiç kullanmadığım, sağda solda açmadığım bir mailime mail olarak gönderiyorum bunu. Bu şekilde güvenli hale getiriyorum. Birazdan bu işlem bitecek. Flash belleği çıkartacağım. Tekrar takacağım. Benden şifre isteyecek. Evet, şifreleme tamamlandı. Şimdi flash belleğimi çıkartıyorum. Flash belleğimi takıyorum. Ve erişim engellendi diyor. Buna tamam diyorum. Gördüğünüz gibi USB belleğimde şifre var. Buna çift tıklıyorum. Şu an bende çift ekran olduğu için siz diğer ekranda BitLocker şifre girme ekranını görmüyorsunuz. Ben buraya şifremi yazıyorum. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi ve açıldı. Gördüğünüz gibi şifrelerim burada. Bu arada sadece sonuna ekleme yaparak değil, isterseniz ortasına da ekleyebilirsiniz. Maksat burada yazmayan iki tane karakteri şifre olarak kendinize belirleyip eklemeniz ya da işte diskin içine ben sadece bunu attım ama siz resimlerinizi ya da diğer dosyanızı da bu şekilde saklayabilirsiniz.
Bu şekilde bütün verinizi güvenli hale getirebilirsiniz. Bunlar kırılmıyor mu? Çok üst düzey programlarla muhtemelen kırılacaktır ama en azından çok savunmasız olmazsınız. Yolda bulan birisi ya da herhangi birisi ele geçirdiğinde hemen kolayca kıramasın, şifrenizi ele geçiremesin diye bu yöntemi yaptık. Ek olarak USB belleğinizi ele geçirse bile şurada yazan şifreyi muhtemelen deneyecektir ama sonundaki o iki tane karakteri bilmediği için yine de açamayacaktır. Bu da verilerinizi güvenli hale getirecektir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarımız cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.